Merhaba. Yine bir pazar akşamı bir aradayız. Yaşamın kaynağı nasıl güneşse, resmin kaynağı da onun yaydığı bütün ışıklar aslında. Işığı yakalamak bir ressam için her zaman en önemli meziyet, en önemli hedef oluyor aslında. Bunu başaran birçok ressam var zaten. Sanat tarihine baktığımızda. Hepsini de tek tek ayrı ayrı kıskandığımı da söyleyebilirim açıkçası. Bazen bir resmi gördüğüm zaman bunu nasıl yapmışlar, nasıl bu ışığı yakalamışlar, o havanın rengini nasıl ortaya çıkarmışlar uzun uzun incelemekle meşgul oluyorum. Bazen çözebiliyorum, bazen kendimce mantıklar yürütüyorum. Bazen de hiç akıl sır erdiremiyorum. Çünkü ışığı göstermek, ışığı yakalamak gerçekten resmin ta kendisi oluyor. Işık olmazsa zaten resmin kendisi haliyle olmayacaktır. Çok zor ve meziyet isteyen bir süreç. Işık sonuçta kütlenin etrafında döndükçe koyular, ortalar ve açıklar ortaya çıkıyor. Bununla beraber renkler ortaya çıkıyor. Ve ışık asla sabit olabilen bir şey değil. Yani bir stüdyo ortamından bahsetmiyoruz. Daha doğadaki ışıktan bahsediyoruz ve doğadaki ışığı yakalayabiliyor olmak bence bir stüdyo ressamı gücünü göster, yani olmanın çok çok ötesinde çok daha güçlü ve çok daha meziyetli bir şey. Doğa resim. Tabii bu bahsettiğim bu kiç manada doğa resimleri yapan kişilerden bahsetmiyorum. Daha gerçi bu serüveni içinde yaşayan, daha güçlü yaşayan ressamlardan bahsediyorum. Işık dışarıda bir tek saniye kendini tekrar etmezken her an, her saniye başka bir ışıkla, başka bir renkle, bambaşka bir gölgeyle bizi kandırırken diyeyim ya da oyalarken bir resim için büyük kavga da burada başlıyor zaten. O anı, o saniyeyi yakalayabiliyor olmak ki empresyonizmin ortaya çıkışında da bu var. Fakat geçmiş ressamların resimlerine baktığımızda bile Caravaggio buna çok iyi bir örnektir. O ışığın varlığını göstermesi, o ufacık noktadan bile büyük derin hikayeler ortaya çıkarması ve oradaki o realiteyi her zaman o ışıkla yakalamıştır ya da gölgeyle. Bugün yaptığım resimde de bu ışık ve gölge oyunlarına bakarken aklıma ışık üzerine biraz konuşmak geldi. Gölge üzerine, ışık üzerine. Gölge belki de ışıktan daha zor olan bir deneyim alanı ressam için. Bir gölge alanının resmini yaparken insanın en çok kaygılandığı şey ya da bir ressamın en çok kaygılandığı şey o hava boşluğunun resmini yapmak. Yani çene ile yaka arasındaki mesafedeki o havanın boşluğunu gösterebilmek bir numaralı hedefi oluyor insanın. Birbirleri arasındaki en ufak alan boşluklarının tonunu vermek büyük bir hesaplaşma burada olduğu gibi büyük bir kaygı, büyük bir savaş alanına dönüşüyor. Belki bu alan büyük bir savaş alanı gibi gözükmüyor olabilir ama burada o ufacık hamlelerde büyük geçmiş yıllardan, bütün eğitim sürecinizden ve şu ana kadar getirdiğiniz bütün o tespitlerinizden, yaşam kaygılarınızdan çıkardığınız dersler var. Bu yüzden bir kişinin bir alandaki, ufak bir alandaki büyük bir savaşına dönüşüyor. Neil Armstrong'un benim için küçük ama insanlık için büyük adım dediği şey de aslında ne kadar büyük hamleler barındırdığını, ne kadar büyük bir çaba barındırdığını, ne kadar büyük bir deneme, yanılma ve testler sonucu yanıldığını da gösteren
Tabii ki oradaki şey, hani sonraki hayat, sonraki, bundan sonra hiçbir şeyin başka, yani eskisi gibi olmayacağına dair bir gönderme olduğu gibi o ana kadar gelen bütün deneyimler sürecini de gösteriyor. Bir ressam için de böyle. Onun palet alanı, onun o ana kadar getirdiği kaygıları, savaşı ve mücadelesini gösteriyor. Ve bu yaşam ve bu savaş mücadelesinde daha doğrusu en fazla zamanı almış olan, en fazla bu savaşta darbe vuran ışığın kendisi. Tuvali ışığı yansıtırken önce ona bir soru sormak gerektiğini düşünüyorum. Ben genelde resimlerimi yaparken öyle sohbet ederek yapıyorum. Yani yaptığım resimle sohbet ediyorum. Ve onu soruyorum. Hani bana yardım et diyorum. Gerçekten ve o kadar zorlu geliyor ki o an orada başarısız olma hissi, olma kaygısı bir anda böyle insanın tuvalin karşısından korkarak uzaklaşmasına neden olabilecek kadar büyük bir stres alanı yaratıyor. O ışığın varlığını tespit edemeyecek olmak, onu burada bulamayacak olmak büyük bir stres yaratıp insanı dediğim gibi daha çok geriye kaçırıyor. Öyle anlarda sorular soruyorum. Sen nelerden oluştun diye soruyorum. Buraya gelme hikayen nedir diye soruyorum o ışığa. O ışığın ortaya çıkış sebeplerini ve sonuçlarını düşünürken, sorarken, cevaplamaya çalışırken ve cevaplamasını beklerken İçindeki renklerini sorular soruyorum. Hangi renkleri olduğunu soruyorum. Kırmızıların olup olmadığını soruyorum. Mavilerin olup olmadığını soruyorum. Bazen doğru cevaplar alabiliyorum. Bazen beni kandırıyor. Eğer hele doğadaysam, dışarıdaysam o zaman bambaşka sonuçlarla karşılaştığım oluyor. Çünkü kafayı yiyip tuvale bakıp fırçayı sürüp kaldırdıktan sonra karşımda biraz önce tanıştığım, sohbet ettiğim o renk asla olmuyor. O bırakıp gitmiş oluyor bir taraflara. Ya onun peşinden devam etmek gerekiyor bazen. Bazen de kaldığın yerden devam etmek gerekiyor. O an bir tercih yapıyorsunuz ama eğer devam edecekseniz aklınızda o rengin varlığını tutmaya devam etmeniz gerekiyor. Paletinizde o rengin varlığını tutmaya devam etmeniz gerekiyor. Eğer yeni arkadaşınızla sohbet edeceksiniz, maalesef yine aynı şeyle karşılaşacaksınız demektir. Onunla tanışacaksınız, neler olduğunu soracaksınız, renklerini tespit edeceksiniz. Ardından kafanızı eğip, rengi tespit edip kafayı kaldırdığınızda o da sizi çoktan terk etmiş olacak. Belki de ressam yalnızlığı dediğimiz şey de bu olabilir. Her an, her yerde, her saniye yaşadığı o yalnızlık. Bazen toplumun içerisinde kendini ifade edemeyiş, aslında ifade ediş ama karşı tarafta büyük bir boşluk hissi. Bazen de tuvalin hemen karşısında tanıştığı bir rengin büyük bir hevesle onu keşfetme sürecine girdiğiniz anda sizi terk edip gitmesi. Gölgenin en fazla bileği ve gözleri yoran tarafı kendi içinde tonlar değişiyorsa o zaman işler daha da zorlaşıyor. Keza burada olduğu gibi. Bu monokromik hal sizin doğru rengi oluşturmanız için yüzeyde iyi bir keskin bir göze ihtiyacınız olduğunu durumunu yaratıyor. Gözleriniz rengi ve her tonu çok doğru yakalamalı. Eğer doğru yakalarsa o zaman hem çok tatmin olacağınız bir renk oyunu ve ışık oyunu ile karşıya oluyorsunuz. Hem de işinizdeki o artistik taraf da ortaya çıkıyor. Yani buradaki artistik taraf dediğim havalı ve şımarıklık manasında değil. Daha sanatsal olan o tarafla ilgili. Daha doğru renkleri bulmakla ilgili. Yeteneğinizin şovunu göstermekle ilgili olan taraf.
bir ufak hareketiniz bambaşka bir kütleyi, bambaşka bir sonucu, bambaşka alan içerisinde çok farklı yanılsamaları ortaya çıkarabiliyor. Bu yüzden kütle arayışınızda gölgenin kendi içindeki o monokromik tonlarıyla ilgili iyi bir geçiş, iyi bir tespit ve iyi bir durum analizi yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bazen size dediğim gibi eğer dışarıdaysanız büyük oyunlar oynamışık, özellikle stüdyo ortamındaki herhangi bir resimde size daha büyük bir sadakatle bağlı kalabiliyor. İşte o sadakati yakaladığınız zaman da bence insan tekrar tekrar kendi ustalığının sınırlarını zorlamalı diye düşünüyorum. Neler yapabildiğini, neler yapabileceğini kendisine ve resme göstermek gerektiğini düşünüyorum. Zaten aslında bir ressamın yaşam serüveninin ya daha doğrusu resim serüveninin içerisindeki bir numaralı kaygısı da bu oluyor aslında. Ben neler yapabiliyorum? Şimdi neler yapabilirim? Daha sonra bu şimdi yaptıklarım beni daha sonra nerelere götürebilir? Bu meraklı yolculuk bir müddet sonra tutkulu bir yolculuğa da dönüşebiliyor. Eskiden bir kitapta okuduğum bir söz vardı. Sanat bir mikroptur. Kimine bulaşır, kimine bulaşmaz diye. Gerçekten bir bulaşma hissi yani yaşadıktan sonra zaten artık bir tutkunun peşinde koşturur halde buluyorsunuz kendinizi. Tabii burada bedeller de ödemeniz gerekiyor kimi zaman. Bu dostlarınız bir yerlerde eğlenirken sizin stüdyoda kapanmış bir şekilde bu hesaplaşmayı yaşıyor olmanız da olabilir. Yaşamın içerisinde sürekli kendinizi ifade etmeyle ilgili bir yalnızlığın içinde kalmanız da sonuçlanabilir. Sadece yolculuğa başlamadan önce bunun böyle olacağına kendi kendinize büyük bir telkinde bulunmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi ufacık bir hata ya da ufacık bir farklı bir tespit sizi bambaşka bir yere götürebiliyor. Eskiden bir resim yaptıktan sonra bazen heyecandan böyle uykum kaçardı ve gidip yani ya daha doğrusu bir yüksek bir adrenalin yaşardım ve o ne yapacağımı bilemezdim. Giderdim yatağa yatar ve orada böyle heyecan içerisinde o hissimin geçmesini beklerdim. Adrenalin salgılıyorsunuz orada. Başarmanın yarattığı böyle bir his var. Tabii o zamanlar serüvenin çok başında bir ressam olduğunu düşünüyorum. Ama şimdilerde bunun yerini daha olgunca bir hesaplaşmaya, daha olgunca bir bunu böyle yaptım, bu biraz yanlıştı dediğim yerlere geldi artık. Ve bu olgunlukta herhalde yaşam enerjinizde daha böyle sakin kalan ve kendinizi o heyecanlı, tutkulu halinizde hata yapmamaya götüren tarafa oluşturuyor. Ufak bir hamle bir anda size kütleyi ortaya çıkarıyor. İnanılmaz bir şey bu. Ve bu terbiyeyi kazanana kadar o kadar çok tabir, bulamaç dediğimiz resimler yapıyorsunuz ki o bulamaçlar büyük bir utanç, büyük bir başarısızlık hikayesi olarak bir yerde kalıyor. Arşivinizde bir resim olarak kalıyor. Bazen onlarla karşılaştığımda yakıp yıkmaktan bahsedesim geliyor kendime. Ya bunları imha etsem daha doğru olur diye düşünüyorum. Üzücü resimler. İnsan geçmişinde pek öyle kötü resimler bırakmak istemiyor açıkçası. Bütün resimleri her zaman en iyisi, en güzel olsun istiyor. Bu da çok insani bir durum. Fakat o başarısız sonuçlar bizim en büyük dostumuz. Çünkü insan başarısızlığından bir ders çıkarabilir.
ve başarısızlıktan çıkardığınız ders de size doğru yolu gösterecektir. Bunun için de tabii tekrar tekrar pratik yapmak gerekiyor. Pratikte sizin bir diğer dostunuz. Biraz önce bahsettiğim yalnız resmin yalnızlığı üzerine şeylerden sonra bu birkaç dost adını vermiş olmam bence iyi bir teselli oluyor böylece. Aslında o kadar da yalnız olmadığınızı da görüyorsunuz. Yine bir gölgeyle hesaplaşma anı. Derinliğini yağlı boyada oluştururken bize en fazla bu konuda yardımcı olan renk lacivert ve yeşil oluyor. Delavroy'un resimlerindeki yeşiller hep derinlikli bir koyu ve gölge alanları oluşturmuştur. Velázquez'in yeşilleri de vardır ama Velázquez'in daha çok lacivertleri de vardır. Lacivert çok belirgindir Velázquez'de ve o da yaptığı resimlerde derinliği genelde lacivertle göstermiştir. Önceki ustaların bize böyle tüyolar bırakmış olması çok avantajlı. Zira bazen tercihinize göre birisini oluştururken, birisinin tekniğini kullanırken bazen de bir diğerinkini kullanıyorsunuz. Bazen her ikisini kullanıp sonucu görmek istiyorsunuz. Yeşilin ve mavinin yarattığı güzel gölge alanları özellikle ten ya da figür çizimlerinde çok güzel, biraz önce bahsettiğim boşluk alanlarının havanın rengini yakalamanıza yardımcı oluyor ve havanın rengini çizmek resim yapmanın bütün hikayesinde en önemli unsur olduğunu düşünüyorum. Havanın rengini yakalamak, havanın resmini yapabilmek. Bunu yaptığınız zaman zaten kütleyle, formla, içindeki dışındaki, formun içindeki, formun dışındaki bütün havayla o güçlü bağı oluşturduğunuz zaman size gerçek kütleyi, gerçek formu verdiğini düşünüyorum.